Herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bayramın 3. günü. Tabii hal böyle olunca sohbete devam edeceğiz. Vatandaşların mesajlarını size iletmeye gayret sarf edeceğiz. Dilerseniz hemen programa geçelim ve bayram mesajları için çok fazla beklemeyelim. Efendim, malumunuz bayramın 3. gününe girdik. Öncelikle bayram nasıl gidiyor onu soralım size. İşte bayram kurban bayramı olduğu için 4 gün yoğun bir şekilde işte kurban kesimi, akraba ziyaretleri falan o şekilde geçiyor. Siz de şu an ailenizle gezintiye çıktınız ve Eyüp Sultan'a geldiniz. Evet. Bayramla alakalı neler söylersiniz efendim? Yani bayram işte insanların kaynaştığı, işte kurban bayramı özellikle işte malum kurbanların kesilip işte fakir fukaraya dağıtıldı bir bayram olduğu için diğer bayramlara göre daha bir anlamı, önemi büyük bizim için. Kesinlikle. Tabii geçen sene pandemi dolayısıyla biraz sıkıntılı geçmişti. Bu sene kısıtlamalar kaldırıldı. Biraz daha relax geçiyor galiba. Evet. Yani geçen sene de kısmen kaldırılmıştı kurbanda. Evet. Sonra biliyorsunuz pandemi süreci daha fazla hızlandı. Evet. Ama şimdi herkes aşılarını falan olduğu için bizler de ikinci doz aşımızı falan da olduk. Onun için tabii ki daha relax geçiyor. Yani sabır ve tedbir aslında. Aynen. Aynen. Peki son olarak şunu sormak istiyorum mesela. Eski bayramlar dersem neler söylersiniz? Çünkü herkes eski bayramları özlüyorum diyor ama fark nedir acaba? Yani eski bayramlarda yani bu kadar toplumumuz daha çok dağınık olmamıştı. Herkes bir aradaydı. Yani çekirdek aile bir aradaydı ama şu anda herkes dağınık olduğu için çoğu kişi memleketine gidemiyor. İşte oradaki eş ve dostlarını ziyaret edemiyor. Buradaki işte eş, akraba ya da eski tabirle konu komşuyla idare ediyor. Tabii ki eski bayramlar özleniyor o şekilde. Aslında büyük şehirlere has bir durum bu. Yani Anadolu'da yine bu yaşatılıyor galiba. Anadolu'da tabii ki bu yaşatılıyor. Biz de zaten işte Çorum'dan geldik buraya. Evet. Ve Anadolu'da yine aynı kültür devam ediyor. Yani işte amcamızla, teyzemizle, halamızla aynı şekilde devam ediliyor. Evet. O zaman sizden hem memleketinize hem de vatandaşlarımıza bir bayram mesajı alalım. Bütün İslam aleminin ve Türkiye'de yaşayan Müslümanlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Efendim hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Tabii bayramın 3. günü. Bayram nasıl geçiyor efendim? Çok güzel. Çok güzel. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Kurban kestiniz mi efendim? Efendim kestim. Kestim elhamdülillah. Allah herkese nasip etsin. Amin. Amin. Allah kabul etsin öncelikle. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür. Peki, kurbanın özelliği nedir? Önemi nedir efendim? Önemi Allah'a yakın olmak. Yani kesebilen kesebilsin. Güzel bir şey yani. Allah'a yakın olmak iyi bir şeydir yani. Kesinlikle öyle. Güzel olduğu için Allah emretti. Tabii 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 tabii. Yani elinden geldikçe kesebilen için kessin. Yani tabii de bundan fakirlerin, fukaranın hakları var. Ne güzel paylaşılacak. Hakkı, onların hakkıdır bu bayram. Bayram niye? Çocuklar için. Kurban kestin. Fakirler için dağıtıyorsun. Hayır kazanıyorsun. Allah'a yakın oluyorsun. Daha ne olsun? Allah herkese nasip etsin diyor. Amin. Tabii bir de bu bilinçli olarak yapılan şey. Bir de bilinçsiz yapılanlar var. Mesela kurbanı kesiyor, duasız muasız yallah tatile. Böyle yapanlara bir mesajınız var mı? Yani yanlış. Böyle yapıyorlar. Allah onların da kabul etsin diyorum. Ne diyeyim? Tabii. Duamız o elbette. Yani Allah kabul etsin. Yani elinden geldikçe hayvanın başında olsan daha güzel olur. Kesinlikle. Daha böyle yani hayrı daha kabul olur. Yani Allah herkesinkini kabul etsin diyorum. Başka bir şey değil. Amin efendim inşallah. Peki eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında var mı fark? Dağlar var. Dağlar var. Mesela? Yani ne diyeyim yani eski bayramları anıyoruz şimdi. Yani bu korona yüzünden zaten Allah tekrar nasip etmesin bu koronayı. Amin. Bir an önce başımızdan defolup gitmesini diliyorum Allah'tan. Amin. Hayırlısıyla artık. Memleket neresi efendim? Memleket Siirt. Siirt. Evet. Peki mesela Siirt'te bayramlar nasıl geçer? Çünkü İstanbul gibi değildir elbette. İstanbul'daki gibi değil tabii. Oradaki daha konu komşuya daha çok gidiyorsun, kardeşlerine daha çok görüşüyorsun. Yani bu İstanbul öyle bir İstanbul işte ne diyeyim. İstanbul'un diyor ya yağmuruna, havasına. Kesinlikle öyle. Bakın kıymetli izleyiciler, bazen eskiyle yeni bayramları karşılaştırıyoruz, bazen de eleştiriyoruz ama aslında tabii Türkiye bir tek ilden ibaret değil elbette. Yani özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirler dışında Anadolu'da birçok ilimiz var. Bunlar daha çok nüfus azlığı dolayısıyla örf ve adetlerin yerine getirildiğini, bayramların çok daha coşkuyla kutlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Ama tabii dileğimiz İstanbul'da da bunu bir nebze de olsa en azından üst seviyeye çıkarabilmek. Çünkü anne babası İstanbul'da ama iki tane ilçe arasında veya arada bir mahalle var. Gidip ziyaret etmeyenler bile var maalesef. Aynen, aynen. Hemen kurbanı kesip yallah tatile gidiyor. Tatil. Tamam tatili yapın elbette yapacaksınız ama yani. Büyüklerimizi unutmayalım çünkü dinimiz böyle emrediyor, Rabbimiz böyle emrediyor. Bayramların temel amacından da sapmaması adına bunlara dikkat etmemiz lazım.
Evet. Peki efendim, buradan Siirt'e ve özellikle Anadolu'ya bir bayram mesajı alalım sizden. Allah herkesin bayramını mübarek etsin. Allah tekrar nasip etsin diyorum. Nice bayramlara diyorum. O zaman buradan Siirt'in güzel insanlarına bir el sallayalım. Siirt'e de selamlar olsun. Siirt'e sizin bayramınız mübarek olsun. Amin. Efendim, bayramın 3. gününe girdik. Öncelikle bayramınız mübarek olsun. Nasıl gidiyor efendim? Gidelim sizinle. Hamdolsun, Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. İnşallah daha güzel günlere gideceğiz. Artık Covid'in sonuna geldik. İnsanlar da biraz dişini sıkarsa bayram bittikten sonra gerçekten ikinci bayramı yapacağız inşallah. Allah kestiğimiz keseceğimiz kurbanları da kabul eylesin. İnşallah kazasız belasız nice bayramlara. Tabii, kesinlikle öyle. Duanıza, temennize katılıyoruz. Geçen sene biraz daha sıkıntılı geçti bayram aslında ama bu sene daha iyiyiz. Aşılar çoğaldı. Geçen seneyle bu seneyi kıyaslarsanız neler söylersiniz? Geçen yıl bayram yapamadık. Kurbanımızı kestik ama baktığın zaman İslam aleminde en son Umre'ye de giden bendim. Benim dönemimde kapandı. Şimdi bakıyoruz, tabii ki açılma var. Allah'a şükür hacı yapılıyor. Dışarıdan hacı almaya da başladılar. Geçen yıl hac olmadı. Yani sadece Suudlara tabiydi. İnşallah bu yıl Ümmet-i Muhammed de kutlayacak. Çok büyük farklar var. Geçen yıl tıkandık kaldık evimize. Bayram yapamadık. Ailemizi ziyaret yapamadık. İnşallah bu bayram olacak ama biraz daha dikkatli olursak tam bayram yapacağız inşallah. Temennimiz o. Nerelisiniz efendim bu arada? Ben Ardahanlıyım. Ardahan çok, güzel, çok güzel. Peki Ardahan mesela özelinde bakarsak Anadolu'daki bayramlarla büyük şehirlerdeki bayramlar arasında fark var mı? Fark var. Küçük yerlerde biraz daha iç içe geçiyor ama İstanbul, Eyüp daha güzel. Burada yaşamak daha güzel. Erki bu maneviyatı Eyüp Sultan Halid Bin Zeyd'in huzurunda daha güzel. Daha çok sorum şöyle mesela, eski bayramlar biraz daha mı coşkuluydu? Eski şöyle söyleyeyim, benim oğlum şu anda 14 yaşında, o bile eskiyi arıyor. Diyor ki eskiden daha güzeldi. Şimdi baktığın zaman biz de 45 yaşındayız, arıyoruz tabii ki. Her geçen yıl, bir önceki yılı arıyoruz. Allah bunları aratmasın, ne diyeyim? Amin, amin. Peki son olarak hem memleketinize hem de güzel Anadolu'muza, tüm Müslüman İslam alemine bir mesajınız var mı? Bayram konu mesajını iletmek ister misiniz? Ümmeti Muhammed'i diyorum ya. Tek bayrak altında hilafetle birleştirip Ümmet-i Muhammed'i gerçekten bayram yapmaya, Kudüs'ü özgürleştirip Kudüs'te de bayram namazı kılmayı özgür bir şekilde Allah Ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'in ve cümle insanların üzerinden inşallah bu hastalığı kaldırsın. Temennim bu. Amin, amin. Gerçekten Kudüs deyince ben orada bir duruyorum. Kudüs gerçekten mübarek bir şehir. Yani o bölgelere gitmek lazım, görmek lazım. O bölgedeki Filistinli kardeşlerimizin de bu mübarek Kurban Bayramı'nı bu vesileyle kutlamış olalım. Hatta dünyadaki bütün Müslümanların bu mübarek bayramları canı içten, kalben kutlu olsun. Rabbimiz bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine o bölgelerdeki kan ve gözyaşını en kısa zamanda son buldursun inşallah. Temennimiz bu. Oraya da hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı çok bayramlar. Teşekkürler efendim. Allah razı olsun. Bayramlar. Çok sağ olun. Eyvallah. Efendim, bayram mesajlarını almaya devam ediyoruz. Dedik ya, bugün bayramın 3. günü. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sizin de efendim. Abi cümlemiz. Neler söylersiniz bayramla alakalı? Vallahi bu geçen sene bayram biraz buruk geçmişti koronadan dolayı. Bu seneki bayram biraz daha iyi geçecek inşallah. Çünkü korona elhamdülillah hamdolsun aşılarında gelmesiyle biraz daha azaldı. Bundan dolayı biraz daha güzel geçeceğini umuyorum. Biraz da serbestlik oldu. Nerede o eski bayramlar diyoruz ya, inşallah o eski bayramları yaşarız tekrardan. İnşallah tabii ama işin özü tedbirde değil mi efendim? Bir de aşılamada, yani birçok insanlar biraz problem yapmıştı aşı olmamak anlamında ama şu an biraz durum iyiye gidiyor. Geçen seneye göre çok iyiyiz. Peki efendim, eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında bir fark var mı sizce? Eskiden bayramlarda hısım akraba ziyaret edilirdi. Sıla-i Rahim yapılırdı İslami tabirle. Çünkü Sıla-i Rahim ömrü uzatır. Ama şimdiki bayramlarda insanlar Antalya'da, İzmir'de veya vesaire başka yerlerde bayramı bir tatil aracı olarak kullanarak farklı yerlere gidip tatil yapıyorlar. Eskiden bayramlarda bir kaynaşma olurdu. İnsanlar akrabalarını ziyaret ederdi, büyüklerini ziyaret ederdi, toplu yemekler yenirdi. Çocuklara bayramdan önce güzel kıyafetler alırdı. Çocuk o kıyafetin heyecanıyla sabaha kadar uyuyamazdı. Ama artık şimdi öyle yok. Herkes istediği zaman kıyafet alıyor. Bayram kıyafetinin de çok bir önemi kalmıyor. Ama eskiden bayramda kıyafet alınırdı. Çocuklar da o kıyafetin şeyiyle Arife gününden giyerlerdi. Arife günü giydikleri için onlara Arife çiçekleri denirdi çocuklara. Yani eski bayramlar böyleydi ama şimdi o eski bayramları arıyoruz. Kesinlikle öyle. Ama Anadolu biraz daha bu kültürü yaşatıyor gibi geliyor. Siz mesela nerelisiniz efendim? Ben Mersin Tarsusluyum. Ha, çok güzel. Yani Mersin'de nasıl olur efendim mesela bayramlar? İstanbul'a karşılaştırırsanız ciddi bir fark var mı? Ya ben küçükken
bayramdayken mesela Ramazan bayramı olsun, Kurban bayramı olsun. Rahmetli dedem hayattayken herkes dedemi ziyarete gelirdi. Evvela sabah erken saatte mahalleli gelirdi. Mahalleliden sonra yavaş yavaş hısım akrabalar gelmeye başlardı. Herkese bir ikram yapılırdı kolonyası tatlısıyla. Böyle herkes gelirdi. Daha uzun zaman görmediğiniz akrabalarınız geldiği zaman güzel bir sohbet meydana gelirdi. Ama şimdi pek o sohbet olmuyor. Hele ki İstanbul'daki insanlar bayramı vesile ederek Antalya veya sair başka yerlere tatile gidiyorlar. O eski bayramlar kalmıyor yani. Maalesef öyle. O zaman şöyle yapalım. Mersin'de mutlaka akrabalarınız vardır herhalde. Evet, var. Mersin'de hem Mersin'deki hem de varsa başka illerde akrabalarınız bir bayram mesajı iletmek isterseniz mikrofon sizde. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Cenab-ı Hak İslam alemini yeniden kıyama kalkmayı nasip eylesin diyelim. Amin efendim. Çok teşekkürler. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Kolay gelsin. Efendim bayramımız mübarek olsun. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Tabii bayramın efendim 3. gününü nasıl geçiyor bayram? İyi geçiyor. Kurban kestiniz mi? Keseceğiz inşallah. Allah kabul eylesin şimdi. Amin cümlemizinkini. Tabii bayramlar tüm Müslüman güzel. Aleminin. Bayramlar her zaman güzel. Evet. Biliyorsunuz bir de pandemiyle geçirdiğimiz bir bayram vardı. Evet. Geçen seneki bayramla bu bayram arasında bir fark var mı sizce? Bu seneki bayram daha buruk ama daha sevinçli geçecek. Evet. Çünkü pandemi olayı hemen hemen bitti. Evet. İnsanlar mutlu. Peki efendim eski bayramları sorsam size, eski bayramlar çok mu daha güzeldi? Şimdiki bayramlar arasındaki fark nedir? Ya eskiden mesela 30-40 sene önce çocuklar dolaşırdı, şekerler, paralar, her türlü hediyeler verirlerdi. Şimdi çocuklar dolaşmıyor. Büyükler çocukları bence eskisi kadar sevindirmiyor. Çocuklar eskisi kadar mutlu değil. Aslında yine bir sebep oluyoruz galiba. Yani hep büyüklere karşı bir korku mu salıyoruz üstlerine? Yani yabancılardan bir şey almayın bence mesela. Sosyal medya, TV bunlar toplumumuzu bozdu. Gerçek olan bu. Maalesef İnsanlar öyle. İnsanlar biraz dinden de, kültürden de, örf, adet, medeniyetten de uzaklaştı. Aslında medeniyete dair her şey var ama biz herhalde medeniyetin argümanlarını farklı kullandık galiba. Aynen doğru. Evet. Peki memleket neresi efendim? Memleket Giresun. Peki hem Giresunlulara hem de tüm İslam alemine bir bayram mesajı alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Öncelikle tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah mübarek etsin. Daha güzel bayramlara hep beraber erişelim. Tüm Türkiye'de de, dünyada da bu pandemi olayı inşallah biter. Rahatlar toplumumuz. İnşallah tabii temennimiz ama unuttum i̇nşallah. Aslında şeyi soracaktım. Mesela bir de trafik var. Aman diyoruz, dikkat edin diyoruz. Ben de memleketime gideceğim. Evet. Ben de ne zaman gideyim diye düşünüyorum şimdiden. Evet. Ama işte trafikte dikkat etmek lazım. Tabii ki. Çünkü Allah muhafaza her yıl olumsuz haberlerle. Tabii. Bu yüzden bir mesajınız varsa sürücülerimize. Valla öncelikle uykusuz olmamaları. Evet. Ve arabalarında klimalarını açmaları. Camları açık, kliması arabalarda seyahat ediliyor. Yollarda çok sıkıntı oluyor. Arkadan korna çalıyorsun, selektör yapıyorsun. Farkında değiller. Çoluk çocuk bunalıyor tabii arabada. Evet. Klimayı açıp camları kapatıp yolculuk ederlerse, istirahatlerini yaparlarsa zaten alkol kullanmıyorlar. Kullanmaması yani mümkün değil. Evet. Yollarda çok çevirme var. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Rica Allah razı olsun. Size tekrar hayırlı bayramlar. Sağ olun. Efendim bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim, sizin de. Tabii bayramın 3. gününe girdik. Bayram nasıl geçiyor efendim? Neler söylemek istersiniz? Bayramları bugüne getirmek, yenilemek gerekiyor. Yani. Bugün bayram yapmak. Yani eskiyi gözetlemekle eski bayramlar gelmiyor. Evet. Bayramı güncellemek gerekiyor bugün. Evet. Yani bu demek istiyorum. Yani aslında biz kendimizi mi güncellesek? Tabii. Çünkü bayramlar bayramdır. Yani zaman tabii. Değişebilir ama maalesef değiştiren aslında yine insanız. Yani insanlar değiştiriyor her şeyi. Bu anlamda eski bayramlar mı çok daha iyiydi, şimdiki bayramlar mı çok daha iyiydi diyeceğim ama yine aslında insana dayanacak. Biz mi iyi değiliz eskiye oranla? Bugün bayramı mühim de diyor ya, bugün bayram etti gönlüm. Evet. Yani 500 sene önce de bayram yapan, bayramı bulan buluyor, bugün de buluyor. Evet. Yani bayramı eskitmemek gerekiyor. Bugün bayramı eskitenler var, 300 sene önce de eskitenler var. Evet. Mesela Yunus'un 700 sene önce söylediği şey, bugün o insanlar yok diyor. Evet. Değil mi? Hep şeyler, Yavuz insanlar kalmış diyor, değil mi? Evet. Yani her zaman oluyor. Ben mesela çocukken, nasıl diyeyim, 45 sene önce kahvede 65 yaşında, 70 yaşındaki insanlar konuşuyor. Diyorlar ki,
Bugünkü gençlikte hayır yok. Bunlar yaramaz. Şu o zamanki 15, 16, 20 yaşındaki insanlar büyüdüler. 40 sene geçti. Ya bizim zamanımızda saygı vardı diyorlar. Evet. Ama o ihtiyarlardan diploma alamadılar. Evet. Saygı diploması alamadılar. Yani insan yani o zamanda yok, bu zamanda yok. Varsa var, yoksa yok. Yani bayramı bilincine varmak gerekiyor. Bayram ne diye? Değil mi? O düşünmek gerekiyor. Kesinlikle öyle kıymetli izleyiciler. Yani hangi döneme devre giderseniz gidin mutlaka bir önceki bayramları mutlaka özlemle anacaktır. Aslında özlemle anılan şey bence o dönem yaşanılan olaylar. Yani insanların birbirine karşı olan sevgisi ve hürmeti. Ama zaman ve yıllar aşındıkça maalesef bunlar bir şekilde tüketiliyor. İnsanlar birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. İstediğiniz kadar havada, karada, denizde her türlü teknolojik ihtiyaçları karşılayan araçlar üretin. İstediğiniz kadar büyük binalar yapın ama hiçbir zaman için bunlar sizi mutlu etmiyor. Çünkü paylaşımdan uzaklaşıyoruz. 40 daireli binada oturuyoruz ama birbirimize selam vermekten imtina ediyoruz. Yani böyle bir durumda bayram bizi nasıl mutlu etsin? Nasıl biz bu bayramlarda huzurla idrak edelim? Mümkünatı yok. O yüzden biz değişmemiz lazım. Aslında zaman aynı zaman. Değişen bir tek şey var. Herkes zamanı gelince doğup büyüyüp ölüyor. Ama bütün bu üç evre içerisinde her şeyi güzelleştirmek bizim elimizde bence. Bu anlamda bence herkes üzerine görev düşüyor. Yani çocuklarımızı ona göre eğitmemiz lazım. Bir de Hazreti İsa'nın bir sözü aklıma geldi. Evet. Az olandan alınacak, çok olana daha çok verilecek. Evet. Yani dedik, bu değerler, işte saygıdır, bayramdır, bu değerler azsa alınıyor. Değil mi? Tabii. Çoğaltma uğraşırsa insan çoğalıyor. Kesinlikle tamam. Öyle. Tabii tam da bu minvalde kurban nedir sizce? Yani sadece paylaşmak mıdır? Birlik, beraberlik midir? Ya kurban görünen anlamda paylaşmak. Yani çok olanın az olana vermesi. Evet. Bu her anlamda olur. Yani işte yani bu maddi anlamı. Tabii etler zaten yenilecekti yani. Evet. Dün kesildi, bugün kesildi, yarın kesildi. Ama bir şeyi vermek, değil mi? Evet. Olumsuzu vermek, olumluyu almak. Kesinlikle. Kurban olmak demek yani. İnsanın yani kendi yaramaz değerlerinden vazgeçmek, yarar değerleri almak demek kurban. Değil mi? Kendini kesmesi yani. Anladın mı? Kötülüklerden kesilmek, iyiliklerde toplamak demek. Kesinlikle birçok manası var aslında. Kurban başlı başına bir büyük bir ibadet. Allah'a yakınlaşmak anlamında da çok önemli. Evet. Ki Hazreti İbrahim biliyorsunuz. Arkanda kedi var. Hazreti İbrahim biliyorsunuz İsmail'i kurban için Allah'a söz vermişti. Ama Rabbimiz ona oğlu yerine kurban kesmesi için emir buyurdu. Tabii. Yani yine sevgi, yine paylaşmak değil mi? Yine öze dönüş var aslında kurbanda. Şöyle rüya sohbet demek. Yani Hazreti İbrahim bir sohbette bir müşri kamil ona dedi ki sen oğlunu kurban etmen gerekiyor. Yani olumsuz değerlerinden feragatten vermen gerekiyor onları. Yani sohbette dinliyor. Yani böyle bir rüyasında değil. Evet. Bir sohbet. Yani dedi ki insanın rüyada göremeyeceği şeyi sohbette görüyor. Yani her şey sohbette görülür. Kesinlikle. Yani bir bilenden dinleyip anlaşılıyor. Yani bileni bulmak önce. Kesinlikle. Yani kayıp değerler var ya. Kesinlikle. Kayıp değerleri önce de doğru yola eriştirdiğinin yoluna. Kesinlikle. Yani saygıyı yakalayanını yakalamak gerekiyor. Veyahut da bayramı yakalayanı yakalamak gerekiyor. Evet. Yani özetle şu, doğru zamanda doğru yerde olup doğru bilgiyle donanmak lazım. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Tabii bir de şimdi bayram tatili için yola çıkanlar oldu efendim. Yani gidenler geri gelecek veya halen gidenler de var. Trafikte olanlar için bir mesajınız var mı? Çünkü her yıl yollar maalesef kan gölüne dönüyor. Evet, şey, yolları düzenlemek gerekiyor önce. Evet. Yolları yapmak, yolları düzenlemek, işaretleri düzenlemek gerekiyor. Yani bir de denetleme gerekiyor. İnsan mutlaka denetlenmeli. Evet. Yani yollarda insanları denetlesinler. Yani efendim 50 kilometrede, 30 kilometrede bir kontrol etsinler insanlar. Ondan otomatik olarak abi denetlenme var deyip dikkat edilecektir. Kesinlikle. Tamam. O zaman mesajımız şu olsun kıymetli izleyiciler. Bakın bugün İçişleri Bakanlığı ve jandarma ekiplerimiz yurt genelinde gerçekten teyakkuzda. Hem havadan hem karadan birçok denetimleri gerçekleştiriyorlar ama aslında en büyük denetim yine bizde. Biz kurallara uyarsak, biz uykusuz yola çıkmazsak, biz tasvip etmiyoruz ama alkollü olarak direksiyon başına geçersek tabii kazalar maalesef kaçınılmaz oluyor. O yüzden bir alkolden uzak durun zaten haram. Diğeri de uykusuz olarak direksiyon başına geçmeyin. En önemlisi duasız yola çıkmayın ve bayramı ne kendinize ne de sevdiklerinize ne de bir başkasına zehir etmeyin. Çünkü bayramlar mutluluğun günleri. Allah korusun hüzün günlerimiz olmasın. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Sizin de. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama yarın akşam aynı saatte yine bayramın 4. günü münasebetiyle sohbet etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Yarın akşam görüşene dek hoşça kalın.